Okay. Just remember, subject pronouns are used instead of people names or object names or animal names. They are used right the beginning of the sentence. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimiz dördüncü haftanın içerisindeyiz. Bu semestirde. Dördüncü haftaki dersimizde de işleyeceğimiz konu başlıklarımız subject pronouns, yani kişi zamirlerimiz ya da personal pronouns olarak da bazı yerlerde geçiyor. İki ismi de aklınızda kalsa iyi olur. Possessive adjective konusunu işleyeceğiz. Subject pronouns'lar arkadaşlar, kişi zamirleri, bir önceki derslerden de ufak ufak, önce birinci derste I, he, she diye başlamıştık. Bir önceki dersimizde de I, you, he, she, it, we, you, they, yani third person singular ve pluralları dahil görmüştük. Tekiller is, subject pronoun'a göre çoğullarda are alıyor demiştik, kısaca özetlemek gerekirse. Bu haftaki dersimizde de tamamen subject pronoun'ların nelerin yerine kullanıldığı hakkında tekrar üzerinde daha detaylı bir çalışma yapacağız. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde ben hangi subject, hangi nesnenin ya da hangi tekil çoğul kavramların hangi subject pronoun'lar yerine geçtiğini de o tablo üzerinde gösterdim. Yine ona benzer bir çalışma yapacağız. Subject pronounlar arkadaşlar, ne dedim? They are used right at the beginning of the sentence. Yani beginning of the sentence dediğimiz subject pronounlar her zaman cümlenin en başında yer alan öğedir. Öznelerimiz, yani bizim kişi zamirlerimiz. Şimdi hep beraber bakalım. In English, we divide personal pronouns into three basic types. Üçe bölüyoruz İngilizce'de personal pronouns'ları arkadaşlar, kişi zamirlerini. Birincisi first person pronoun, yani birinci tekil, ve birinci çoğul şahıslarımız. There are pronouns that are about me. Hatırlarsanız I de bir first person pronoun. We de, içinde ne var? Hem I var, hem de biz kavramı var, ya da I and my mother ya da I and David gibi. Second person pronouns, ikinci şahıslar, ikinci tekil ve ikinci çoğul şahıslar. There are pronouns that are about you. Sizinle, yani karşıdaki birisiyle ilgili olanlar. Third person pronouns dediğimiz üçüncü kişi zamirlerimizde, yani üçüncü tekil ve üçüncü çoğul kişi zamirlerimizde, there are pronouns that are about people and things. Yani insanlar ve eşyalar hakkında ne yapıyordu arkadaşlar? Bilgi veriyordu. Bunlar neydi? It, tekilde it, çoğulda da they'di hatırlarsanız. Şimdi daha detaylı bir şekilde bakalım. Singular'lar I, first person singular, you, second person singular, ikinci tekil şahıs. He, she, it, third person singular, üçüncü tekil şahıstı. Plurallarda we, first person plural, birinci çoğul şahıs. You, second person plural, ikinci çoğul şahıs. They, third person plural, yani üçüncü çoğul şahıstı. Yani sizin bilmeniz gerekenler, singular'lar olunca is, plural'lar olunca are kullanıyorduk. Ama subject pronoun yerine hangi kelime ya da hangi özel isim ya da father ya da mother'ın yerine geçecek subject pronoun nedir diye soracak olduğumuzda, kesinlikle bilmeniz gereken I, you, he, she, it, we, you, they'in nelerin yerine geçmesi gerektiğidir. Sizin İngilizcenin temelinde, en basic'te, en temelde bilmeniz gereken şeyler subject pronoun dediğimiz, yani personal pronounlar, kişi zamirlerinin I, you, he, she, it, we, you, they olduğudur kesin olarak. Şimdi to be form'umuzu görmüştük arkadaşlar bir önceki derste. I, you, he, she, it, the is. Negatifinde isn't. Question'da da is alıyordu. I ise am.
am not ya da am I oluyor. I am I oluyordu soru formatında. Plurallarda we, you, they, are. Negatifleri aren't. Soru cümlelerin başına da are eklenip daha sonradan özne, çoğul özne geliyordu. Burada David brother, father, he, Mary sister, mother, she olarak görmüştük. It neye giriyordu arkadaşlar? Dog, car, book. Bunlar hepsi it'e işaret ediyordu. We olunca ne oluyordu? You and I, my mother and I ya da David and I, you and I, Barbara and I, my aunt and I ya da she and I. Bunların hepsi benim de içinde olduğum her şey we'ye giriyordu. Peki they'e ne giriyor? They kavramında ne vardı? Benim dışımda iki kişi. You and Mary ya da David and Mary ya da neydi arkadaşlar? Çoğul hayvanlar, dogs, cats, birds, fishes gibi ya da çoğul nesneler, cars, books gibi örnekleri vermiştik. Bunları unutmuyoruz. Peki bunları nasıl uygulayacağız? Yani biz bunları anlatırken aslında bunu nasıl uygulayacağımızı üzerinde durmakta, bol egzersiz yapmakta yarar var. Çünkü sınavlarda da benzer şekillerde karşımıza gelecek. Online derslerde sınav tipi sorularında da daha net göreceğiz arkadaşlar. Şimdi person pronoun exercise 1. 1. George diyor. George'un yerine ne geçmesi gerekiyor arkadaşlar? Hemen ben ilk örneğe bakayım. He is dreaming. Yani burada George'u gördüğünüzde George bir erkek ismidir ve kim hayal kuruyor? He erkek. Peki the blackboard, burada hemen erkek dedik. The blackboard nedir arkadaşlar? Tahta. Nesne midir? Evet. Tek bir nesne midir? Evet. O zaman tek bir nesnenin yerine ne geçiyordu? It is green. Yeşildir. Hospital, hastane. Tek bir hastaneden bahsediyor. Evet, zaten burada iz gördüğünüzde hemen tekilden bahsettiğimizi anlayacağız. Burada ar gördüğümüzde o zaman çoğul personal pronounlardan. Gördüğümüzde tekil personal pronounlardan yani I, he, she, it den bahsediyordur iz varsa. Çünkü tekil are varsa neden bahsediyor olabilir? Ya we'den ya they'den ya da you'dan bahsediyordur diye hemen ilk önce onu düşüneceğiz ve sonra da erkek mi kadın mı, eşya mı, hayvan mı, tekil mi, çoğul mu, ben içinde miyim, değil miyim, bunlara bakacağız. Hospital hastane demek, nesne, tek bir nesne, iz var, it is. Big, hastane büyüktür. The dog, köpek. Tek bir tane mi köpekten bahsediyorum? Evet, is demiş zaten. The dog, köpek. It is running. Şimdi diyor ki dogs, köpekler. O zaman they are running. Hayvanlar ve çoğul nesneler they ile ifade ediliyordu. Peki ben içindeyim. My mother and I. They are watching. Annem ve ben varım. Çok affedersiniz. O zaman ne oluyor? Ben de içindeysem biz. We are watching. Peki you and I, yine içinde I var. Ben varım. Yani sen ve ben. O zaman yine we are watching. David and Mary. David ve Mary. Ne yapıyor arkadaşlar? Ben artık söz konusu değilim. Benim dışında farklı bir iki kişi. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi de olabilir. Benim dışımdaki herkes. They are watching TV. Peki Tom tek bir erkek isim değil mi? O zaman he. Victoria kadın değil mi? Victoria o zaman she is from France. Tekrar birazcık daha bakalım. Ya he ya she ya they ya da it gelecek. Mary. Kadın ismi she, Patrick erkek ismi he, David and he, Tim iki kişi, ben yokum içlerinde, benden bağımsız, they, the desk, sıra, it, tekil, Tim and I, şimdi içinde ben varım, o zaman biz, we, the cat, kedi, tekil, it, the boys, erkek çocuklar, they, çoğul çünkü, the woman, tek bir kadın,
She. Peki arkadaşlar, Mr. ve Mrs. kavramları her zaman soyadı adları da beraber kullanılır. Bu ifadeyi gördüğünüzde soyadların önüne gelen isimlerdir. Kesinlikle isimlerle kullanılmazlar. Soy isimlerle kullanırlar bu ünvanlar. She'dir, Mr. He'dir, Miss de She'dir ve bekar kadınlar için kullanılır. Hemen şurada bir açıklama yazdım. Evli ya da bekar erkek fark etmez, fark etmeksizin Mr. Evli kadınlar Mr., Mrs. Bekar kadınlar Miss. Ön eki alırlar ve sadece ve sadece arkadaşlar soy isimlerin önünde kullanılırlar. Bunu unutmayın. Yani bunlar da sizin karşınıza çıkar. Peki, possessive adjectives. Today I am also talking about possessive adjectives. Yani possessive adjectives'ler arkadaşlar iyilik sıfatlarıdır. Herhangi bir nesneye ya da kişiye aitlik kazandırır. In English, possessive adjective sits before a noun or a pronoun to show who or what owns it. Owns it demek sahip olmak demek. Who kime ya da what neye sahip olduğunu gösterir ve her zaman noun dediğiniz isimdir. İsimlerden hemen önce kullanılır. Ve hangi soruya cevap verir? Answer the question whose. Kimin sorusuna cevap verir? Aitlik ve sahiplik bildiriyorsa kime ait olduğunu ifade etmemiz gerekir. What are possessive adjectives? Peki possessive adjectives'lerimiz nelerdir arkadaşlar? The possessive adjectives are hangileridir? My, benim, your, senin, his, erkek onun, her, kadın onun, its, canlı cansız varlık ya da hayvanlarda it kullanılıyordu. Are bizim, your sizin, their onların anlamı kazandırıyor arkadaşlar. Hemen bir tabloda bakacağız şimdi buna. Bir açıklamaya bakalım. Possessive adjective nesnelerin sahiplik durumlarını cümle içinde belirtmek için kullanılır. Yani bir nesnenin ya da bir kişinin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. İlgili nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Possessive adjectives'ler daima bir isimden önce kullanılmak zorundadır. Çünkü ismin kime ait olduğunu belirler. Yani bu da kalem. Kalem değil mi adı? Pen. Pen is a noun. Kalemin adı da bir isimdir. Ya da paper, kağıt. Paper is the name of the this. Yani bunun bir adı var. Bunun adı kağıt, paper. Yani biz paper'ın ya da kalemin kime ait olduğunu tanımlayabilmek için hemen ismin önüne possessive adjective yerleştirmek zorundasınız. Mesela bunlar bana ait. My pencil. My pencil olarak ne yaparız arkadaşlar? Kullanırız. Ya da bu diyelim ki yanımda bir kız arkadaşım var. Her paper. Bir kızdan bahsediyorum. Onun kağıdı diyorum. Possessive adjectives'ler neymiş o zaman? Daima birisinden önce kullanılmak zorundadır. Aksi takdirde sahiplik bildiren nesnenin cümle içinde kime ait olduğu arkadaşlar anlaşılmaz. Hemen şurada bir örnekle bakalım. Bu benim arabam diyeceğiz. Buradaki benim kavramını oturtturabilmek için buradaki car is a noun. Bir isimdir. Car, noun. This is benim olacak. My car. Peki onun annesidir. She is onun dediği kim? She bir kadından bahsediyorsak onun demeyelim de burada benim annem diyelim. Ne her mother derdik. Ama benim annem diyeceksek she is my mother. Ama onun annesi diyeceksek her mother diyeceğiz. Eğer bir kadından bahsediyorsak. Peki benim babam doktordur diyelim. My father is a doctor. Benim babam bir doktordur.
kimin babası, buradaki father da, buradaki mother gibi, car gibi arkadaşlar noun'dur. Buradaki mother'ın benim ya da onun ya da karın benim ya da bir başkasının, father'ın da benim ya da x bir kişiye aitse kime ait olduğunu nitelendirir. Şimdi subject pronounlar neydi? I, you, he, she, it, we, you, they'di. Peki let's see possessive adjectives. Peki I'ın possessive adjectifi nedir? My, you, your, he, his, she, her, it, it's, we, are, you, your, they, their'dir arkadaşlar. Şimdi şurada exercise, böyle tablolar karşınıza çıkabilir. Neyin yerine complete the possessive grammar spot dediğimiz bunlar. Gramer kurallarını oturtturalım. Complete the possessive adjectives. İşte ya subject'i boş görürsünüz, possessive'i yerleştirirsiniz ya possessive boştur. Possessive'e göre subject'i bulursunuz. I'sa ne oluyordu? My. You ise ne oluyordu arkadaşlar? Your. He varsa his. She ne demiştim? Her. It, it's. Peki we are. You, your, they, their oluyordu arkadaşlar. Bu şekilde boşluk doldurmalı. Bu şekliyle sınavda karşınıza çıkabilir. Peki family members'larımız, aile üyelerimizi biraz tanıyalım. Aile üyelerini tanımaktaki maksadımız da possessive adjectives'ler, yani üyelik, aitlik bildiren ifadeler, nesnelerle eşyaların kime ait olduğunu bildirdiği kadar ağırlıklı da family members'larla, yani aile üyeleriyle beraber de kullanılırlar arkadaşlar. O yüzden aile üyelerinde de male ve female olarak erkek aile bireyleri kimdir? Kadın aile bireyleri kimdir? Bunu da mutlak suretle bilmemiz gerekir. Peki family members, male, erkek aile üyeleri kimdir arkadaşlar? Father, baba. Son, erkek çocuk. Brother, erkek kardeş. Uncle, amca. Grandfather, büyük baba. Grandson, torun. Torun anlamına gelir İngilizce'de. Yani erkek torun. Husband, erkek eş. Yani eğer ben evli olsaydım benim eşim my husband olurdu. Ama ben bir erkek olsaydım, erkek olarak evli olsaydım benim eşim my wife olurdu. Kadın eş olurdu. Hemen burada gördüğümüz wife olurdu. Husband erkek eşler için, erkek de evli olan eşler için, wife da kadın da evli olan eşlere verilen isimdir. Noun'dur. Bunların hepsi noun arkadaşlar. Father, son, brother, uncle, grandson, husband, wife, aunt, sister, mother. Bunların hepsi aunt. Noun. Peki, mother anne, daughter kız çocuk, sister kız kardeş, aunt teyze, grandmother büyük anne ya da anneanne, granddaughter da kız torun anlamına gelir. Wife'dan da bahsettim biraz önce. Peki bakalım nasıl olur? Peki, your son, his son, her son, their son, our son demem son'un cinsiyetini değiştirir mi? Son her zaman erkektir. Erkekten bahseder. Burada your son senin oğlun. His son bir erkeğin onun oğlu. Her son dediğim bir kadından bahsediyorsam, bir kadının yanında çocuğu varsa her son onun oğlu ama bir kadın olan onun oğlu. Their son orada David and Mark var. O, hi David and Mark dedim. Merhaba David and Mark. Yanımdaki arkadaşıma diyorum ki David and Mark için this boy, bu çocuk is their son. Their son dediğim David and Mark'ın çocukları. Our son dediğim my husband and I have a son. This is
ağırsam bizim çocuğumuz. Yani burada arkadaşlar bu ifadeleri kullanırken dikkat ediyoruz. Yine biraz örneklerle bakalım. Your grandfather, her grandfather, his grandfather, our grandfather, their grandfather. Her zaman your, his, her, their, our, her zaman noun olan aile üyeleri isimleriyle beraber kullanılırlar. Your daughter, senin kız kardeşin, his daughter, onun kız kardeşi, her daughter, their daughter, our daughter. Your grandmother, her granddaughter, his granddaughter, our granddaughter, their granddaughter. Şimdi Kevin's family'ye bakalım. Bu örnek kitabınızda da var arkadaşlar. Diyor ki Kevin, baba, my name is Nick. Fiona is my wife. Bu Fiona. Nick diyor ki, Fiona benim eşim. Kevin's our son. Kevin bu. Kevin benim erkek çocuğum. Anna bu. Anna is our daughter. Anna da diyor bizim kız çocuğumuz. Şimdi kadın eşi diyor ki it's a wife. My name is Fiona. Nick is my husband. Nick diyor benim kocamdır. Anna and Kevin are, bu ikisi, iki çocuk Anna ve Kevin are our children. Bizim çocuklarımızdır. Burada biz dediği our kim? Fiona and Nick. Yani ikimizin çocuklarıdır diyor. Peki Kevin ne diyor? My name is Kevin. Nick is my father and Fiona's mother. Fiona işte kız kardeşi ve Fiona'nın da annesidir diyor. Anna is my sister diyor. Anna için de, bu kız için de kız kardeşi olduğunu söylüyor. Peki Anna ne diyor? My name is Anna. Benim adım Anna. Kevin buydu. Kevin is my brother. Benim erkek kardeşim. Fiona and Nick are my parents. Parents dediği arkadaşlar ebeveyn. Parents'ın içinde sadece anne ve baba vardır. Father and mother eşittir parents'tır. Family dediğimiz daha, yani parents ebeveyn. Family aile bireyleri. Yani aile bireylerin içinde father, mother, grandfather, daughter, son, aunt, uncle, bir sürü aile bireyi olabilir family'nin içinde. Parents'ın içinde parents her zaman çoğul kullanılır ve iki kişiyi kapsar, father and mother'ı. Fiona and Nick are my parents. I call them mom and dad. Şimdi bakalım şuradaki ifadeye. Şimdi Nick is Fiona's husband. Yes. Kevin is Nick's son. Yes, it's true. Anna is Nick's daughter. Evet, Anna Nick'in kızı. Peki Fiona kim? Fiona is Nick's wife. Yani Nick'in karısı. Fiona Nick'in karısıdır. Şurada bakalım. Anna is kimmiş? Nick'in kız kardeş, Nick'in kız çocuğu. Anna, Nick'in kız çocuğu. Peki Anna is kimin kız kardeşi? Kevin'in, Kevin's sister. Peki Nick and Fiona, anne ve babaydı değil mi arkadaşlar? Nick and Fiona are Kevin's parents. Bu iki kişi ebeveyn. Kimin ebeveyni? Hem Anna'nın hem de Kevin'in ebeveynleri. O zaman ne diyor burada? Nick ve Fiona are, iki kişi oldukları için çoğul are, yani they are Kevin's, bu çocuğun, erkek çocuğun ebeveynleri. Peki aynı zamanda kimin ebeveynleri arkadaşlar? İki tane çocuk olduğuna göre Nick and Fiona are, bakalım kimmiş? Anna's parents. Anna'nın kimi? Ebeveynleri. Aile bireylerini çalışırken kim kimin neyi biraz karışık olabiliyor ama aslında temelde baktığınızda çok basit.
biraz tekrar ederseniz daha rahat oturacaktır. Şimdi bakalım family members'ları birazcık daha tanıyalım. Aile üyeleri, family members'lar ne dedim ders anlatırken sıklıkla possessive adjectives'lerle beraber kullanılır. Aitlik bildiren kavramlar possessive adjectives'lerle mutlak surette kullanılır. Family, mother, father, daughter, uncle, aunt, grandmother, grandfather gidebilir. Parents iki kişiden oluşuyordu. Father and mother. Önüne grand eki gelen aile bireyleri kimler? Onlar büyük baba, büyük anne, grandfather, grandmother ya da grandparents olabilir. Hem grandparents kimi kapsar arkadaşlar? Hem büyük anneyi hem büyük babayı. Grandmother and grandfather'ı kapsar. Grandson, torun, erkek torun. Granddaughter da kız torundu. Önemli dedim. Aile bireyleri öncelikle aile bireyleri kadın erkek olarak ayırmalısınız. My family singular, tekildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aile içerisinde birçok üyeyi barındırır ama tekil olaraktır arkadaşlar kullanımı. Yani my family gördüğünüzde içinde bir sürü aile bireyi vardır diye sakın çoğul yapmayın. My family her zaman singular'dır, yani tekil kullanıma sahip olması gereklidir. My parents için ama net bir şekilde sayılabilir. İki kişi olduğundan plural'dır, yani are kullanılır, çoğuldur. Example'la bakalım. My family is rich. Benim ailem zengin. Ya da my parents are rich. Benim ebeveynlerim zengin. Bu iki kullanımdaki is ve are farkını unutmayın. Gerçekten önemli, karşınıza çıkar. Sınavlarınızda da görürsünüz. O yüzden dikkat edin bu kısma. Bakalım şimdi complete the sentence. Biraz exercise yapalım. My mother's father. Benim annemin babası neyim olur arkadaşlar? My mother's father is my grandfather. Değil mi? Annemin babası büyük babamdır. My father's mother is my grandmother. Peki, my father and my mother are my parents. Benim ebeveynlerimdir. Benim annem ve benim babam are my parents. Benim ebeveynlerimdir. My father's wife. Benim babamın eşi. Wife, kadın, eş. Father da baba, erkek. O zaman babamın eşi kimdir? Benim annemdir. Peki, my mother's husband, annemin eşi, erkek husband, eş, is my, benim kimimdir arkadaşlar? Babamdır. Bu şekilde kodlayarak aile bireylerini öğrenmeye, kafanızı iyice oturtmaya çalışın arkadaşlar. Hafızamıza böyle daha rahat kalacaktır. Peki, this is my brother diyor. Altı çizili yere possessive adjectives yerleştirmemiz gerekiyor. Bu benim erkek kardeşim ve onun adı George diyeceğiz. Brother, şimdi ne demiştim? Aile bireylerinde kadın ya da erkek kavramlar önemli. Neden önemli? Çünkü pozitif adjektifi ona göre yerleştireceğim. Brother erkekse onun adı George demek için ne demem gerekiyor? His name is George. Yani onun adı George'tur. Ama bir erkekten bahsediyorum, brother. Çünkü erkek kardeş demek. Şimdi diyelim ki this is my mother, bu benim annem. Mother kadın mıdır arkadaşlar? Kadındır değil mi? O zaman onun adı Mary diyeceksem, onun adı Mary demem gerekiyorsa ne demem gerekir mother için? Her name is, onun adı Mary. Bunu ilk derste görmüştük değil mi? Erkeklerde his, kadınlarda adlarını söylerken her diyorduk. Şimdi bir de buna aile bireylerindeki erkek kadın ayırmayı da eklediğimiz aslında İngilizce temel taşları böyle yavaş yavaş yerine oturtturmuş oluyoruz. Peki diyelim ki this is my sister. Sister neydi? Kadın. Kız kardeş. Peki James'a adı, sister de bir kadınsa ne diyeceğim? Onun adı, her name is Jane. Peki this is my father. Bu benim babam. Benim babam erkek mi? Erkek, evet. Erkek demek. Father ne oluyordu? Father erkek, mother kadın. O zaman onun adı Jack diyeceğim. Onun
onun ne, onun ve arkadaşlar, onun adı, onun adı anlamına gelir. Erkeği his, kadını her de ifade edilir. Şimdi in examples below, fill in the gaps with the possessive adjectives. Hemen parantez içindekilerin possessiflerini yerleştirelim. Where is, I diyor. My pencil, I gördüğümüz yere my diyeceğiz. Benim kalemim nerede? Here is our, we diyoruz arkadaşlar. Our kullanacağız. She goes to school with she diyor. With brother. She diyorsa her brother. Değil mi? Kadınsa ne oluyordu possessive adjective'i? Her oluyordu. Peki they'in possessive adjective'i ne oluyor? Father is a doctor. Their father, onların babası, is a doctor. Onların babası bir doktordur. You diyorsa arkadaşlar, cell phone is expensive. You'nun possessive adjective'i neydi? Your. Your cell phone is very expensive. Senin cep telefonun çok pahalı. He diyor, possessive adjective'inin ne olması gerekiyor? Brother is from Spain. Kimin brother'ı? Erkek olandan bahsediyorum. His brother is from Spain. Onun erkek kardeşi İspanya'dan. She diyor, husband is an engineer. Bir kadının kocasından bahsedeceğim. She diyor, her husband is an engineer. Engineer mühendis demek arkadaşlar. Onun kocası bir mühendistir. Her husband is an engineer. We want to see grandparents. Biz grandparents dediğimiz neydi? Grandmother içeriyordu. Büyük aile ebeveynlerimiz. We yerine ne olması gerekiyor? Possessive adjective kullanımında arkadaşlar, our grandparents olacak. Biz video zaten grandparents. Dog. This is dog. Kimin dogu? Kimin köpeği? She kim? Kadın, o zaman kimin yapacağız? Dog, grandparents, husband, brother, cell phone, father, brother, teacher, pencil. Bunların hepsi noun, isim. İsimlerin önüne ne geliyor arkadaşlar? Mutlak suretle possessive adjective geliyor. This is, önce şu taraf geldi. It, şöyle yapalım. This is her dog. She diyoruz. Onun köpeği, yani bir kadının köpeğinden bahsediyoruz. Name is Bobby. Peki adı neymiş? Köpeğin adından bahsediyor şimdi. It diyor. Its name is Bobby. Onun adı Bobby'dir ama köpek için kullanıldığı için it kullandık. Peki car is black. You, sen. Peki ne olacak possessive? Sen, senin. Your car is black. Şimdi yine arabanın kimin olduğunu ne yaptım? Nitelendirdim, aitlik kazandırdım. Your car is black. Senin araban siyahtır. Şimdi köpeğe aitlik kazandırayım. She, kadın. O zaman bir kadına ait küçük diyor köpek için. Ne diyeceğim o zaman? Her dog is small. Onun köpeği small'dur. Arkadaşlar, her zaman isimlere aitlik, sahiplik kazandırmak için possessive adjective'leri kullanırız ve her zaman noun'ların hemen önünde kullanılır. Bu I, you, he, she olanların hangilerinin karşılığının possessive adjective olduğunu çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Bir de şurada bakalım arkadaşlar. Her brother is from Russia. Her brother dediği nedir? Kimin erkek kardeşi? Brother. Bir kadının. Peki brother'ın cinsiyetini değiştirir mi arkadaşlar? Hayır. Buradaki her sadece brother'a aitlik kazandırıyor. Burada her brother'dan bahsettiğimizde hemen aile bireylerini gördüğümüzde erkek mi kadın mı aile bireyi olduğuna çok affedersiniz, dikkat etmeniz gerekiyor demiştim. Neden dikkat etmek gerekiyor? Çünkü brother'ın kime ait olduğu
brother'ın cinsiyetini değiştirmez. Biz burada bir erkek kardeşten bahsediyoruz. Her brother is from Russia diyorsak, onun erkek kardeşi Rusya'dansa kim aktördür? Altı çizili olan kim? Her brother. Yani bir erkekten bahsediyorum. He is an actor. My mother is from Mexico. Benim annem Meksika'dan ve aktrismiş. Aktör zaten erkekler için, aktris de kadınlar için kullanılır. Peki benim annem, burada his mother ya da her mother, your mother, their mother olması kadının cinsiyetini değiştirir mi? Hayır. Kadın, anne, kadındır. Yani anne her zaman kadındır. O zaman she is an actress. Hemen kız kardeş örneğinden bakalım. My sister is a manager. Benim kız kardeşim bir yerde manager'mış, müdürmüş. Peki my sister, your sister, her sister, their sister, our sister, sister'ın aile bireyi olarak kız kardeşin cinsiyetini değiştirir mi? Hayır, asla değiştirmez. Önüne aldıkları posesifler bu şekilde kullanıldıklarında ve soru tipiniz bu şekilde gelirse arkadaşlar, my sister her zaman nedir? She'dir. She is from Italy'dir. İtalya'dandır. Peki his mother, anne yine. Bu sefer burada my mother olmuştu. She'di. Burada da his mother is a teacher. Onun annesi öğretmendir. Peki anneyi bulalım önce. Kadın mı erkek mi aile bireylerinde? Kadın. Bu cepte. Peki şimdi mesleğini sormuyor. Nereli olduğunu sormuyor. Adı Mary'dir diyeceğiz. Şimdi his mother is a teacher. Onun annesi öğretmendir. Onun adı Mary diyeceğiz. Name. Aitlik kazanacak. Name is a noun. Burada name bir noun'dur. Ve isimleri söylerken ne diyorduk? My name, your name, her name, his name, their name, our name diye ifade ediyorduk değil mi? Buradaki görevimiz önce his mother'daki mother'ın aile bireylerinde kadın mı erkeğe mi gir diye, kadına giriyor. O zaman onun adı dediğimde bir kadının adından bahsetmem gerekir. Burada kimin annesinden bahsettiğim beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren annenin kadın olmasıdır. O zaman her name is Mary. Aynı tip örnek baba için yapalım. Father babadır. Her father is a doctor. Onun babası doktormuş. Bir kadının babasının doktor olduğundan bahsediyor. Ama bizim burada ilgilendiğimiz şey baba kavramı. Çünkü Jack'miş adı. Onun adı Jack olan babanın adı Jack. O zaman her father'daki father olduğu için aile bireylerinde male olduğu için ya he kullanacağım ya his kullanacağım. Ama birinin adını söyleyeceğim. İsminin ne olduğuna aitlik kazandırıyorum. His name is Jack olacak arkadaşlar. Bu örnekler biliyorum birazcık daha zorlaştı ve birazcık daha karışık geliyor olabilir. Özellikle videolu derslerde bunları oturtturmak bazen anlamak güç olabilir. Ama online derslerimizde bunlar çok daha fazla bir şekilde pekişecek. Çok daha fazla sınav soru tipi örneklerinizde bunları pekiştirmek şansına arkadaşlar sahip olacaksınız. Şu iki yani yaptığımız bir önceki alıştırma daha farklı pozitif yerleştirme, bir sonraki de aile bireyleriyle ilgili olan pozitif yerleştirme ya da subject pronoun mı geleceği, pozitife göre ne geleceği, kadın mı geldiği, erkek mi geldiği gibi örnekler çok önemli. Bunlarla ilgili bol miktarda online derslerimizde egzersizler yapacağız. Dördüncü haftaki online dersimizi mutlak surette kaçırmayın arkadaşlar. Bunu her zaman learn this diyorum. Çünkü ismini nasıl sorduğunu, nasıl cevap verdiğini. Bakın burada possessive cevap veriyor. What is your name? Dedi my name, his name, her name. How old kaç dediğinde subject pronounlarla cevap veriyoruz. I am, he is, she is. Ya da where are you? He is, she is diye yine subject pronounla cevap veriyoruz. What is your nationality? Uyruğumuzu sorduğumuzda da I am Turkish, he is Spanish, he is
Italian ya da they are Russian, Russian dediğimizde ya da çoğul kullanımlarımızda hep subject veriyoruz. Mesleğin ne dediğimizde I am, he is, she is ile cevap verdiğimiz ya da they are nurses, we are doctors dediklerimizde arkadaşlar her zaman subject pronoundayım. Sadece what is your name'e cevap verirken possessive, adjective, my, his, her, their, are, its ifadelerini kullanırım. Unutmayın, o yüzden bu tablo önemli arkadaşlar. Yine Face to Face Starter Student kitabı kullandım. Oradan alıştırmalar ve örnekler, görseller yansıttım. Diğer kitaplarda yan kaynak kitaplar olarak exercise'lerden yararlandığım kitaplar arkadaşlar. Dördüncü dersimi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dördüncü haftaki dersimizi, online derslerimizde bu konu çok önemli. Pekiştirmek için sizlere bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Sevgiler.